Merhaba arkadaşlar 16 Ağustos Salı gece Amerika Konolydaz yarışları devam ediyor. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlayacak saat 20:45'te. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, abone olmayı ve beğeni yapmayı da ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar. Birinci koşu 1300 metre kum pistte dişiler ait bir koşu yediği kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğim, hatta alternatif tek olabilecek safkan bir kere koşup kazanmış. 4 numaralı Perfect. kodorfini safkanı bu piste 1200 metreyi 1.09.08 yaparak kazandı. Rakiplerine baktığımızdaki 1, 5 ve 6 numaralı safkanlarda son koşularını beraber koştular. Yine 1200 metre bu pistte 1.09.70 yaptı. Yani 4 numaranın derecesinden ee, 60-70 Salih daha, daha kötü koştular. Dolayısıyla ilk koşusuydu 4 numaranın. Bugün daha iyi koşacaktır. Godorfin'in safkanı. Bugün 2-3 tane atı var Godorfin'in. Ee, yarışı kazanmaya çok yakın. Alternatif tek yazılabilir. Ben diğer iki ayakta da tek öner e, tekim var. E, ben bunun yanına at yazmayı tercih ettim. 4'ün yanından. Dediğim gibi tek atanlara da kesinlikle hayır demem. Muhtemelen de büyük favori çıkacak yanına at yazmak isteyenlere son yarışlarımı uzun mesafelerde koşan 7 numaralı 7 numaralı safkan deyim. pek de tutulmuyor. Yazmak isterseniz 4'ün yanına 7'yi ve 5 numaralı eee yazın ki son yarışında 1 numara ikinci olurken 5 numara 3. olmuş olsa da ben 5'in yarışını daha çok beğendim. Eee kötü koşarsa 7 ve 5 rakibi olacaktır. Tek de yazılabilir 4 numara. Ki bugün Konolin olsa baktığımızda nispeten daha yüksek ikramiyeli yarışlar, güzel yarışlar var. Keyifli seyirler diliyorum ayrıca. İkinci koşuya geldiğimizde yine dişilere ait 1100 metre çim pistte şartlı koşu. 8 safkan yarışa kayıtlı. Bildiğiniz üzere Amerika yarışlarında sık sık at çıkıyor koşulardan. Bugün de muhtemelen epeyce at çıkacaktır programdan diye düşünüyorum. Özellikle ikinci altılı ganyanım zaten oldukça kabarık. Yani çok fazla at yazdım ama çıkan atlar olacaktır, düşecektir nispeten. İkinci da tek olarak önereceğim Safkan şu anda %66 AGF aldı. 800 numaralı Çambau olacak. Bu pist ve mesafede koştu. 1.03.64 yaparak kazandı ki buradaki rakibi 6 numaranın da 3-4 boy önünde kazandı. 78 bin dolarlık bir yarıştı o. Bugün 44 bin 100 dolarlık yarışa çıkacak. Ee, yine aynı performansı sergilerse yine beyaz bayrak ayna yapabilir. 8 numara tek diyorum ikinci koşu için. üçüncü koşu 1800 metre Çin pistte Maiden koşu 8 kısrak yarışa kayıtlı yine e, yarışı kazanmasını beklediğim bir safkan var o da bir numaralı e, mozi olacak yarışlarına baktığımızda daha üst gruplarda koştu Önce e, belmont sonra Aqueduct, Gulfstream Park e, Saratoga derken bugün de kolonist avda e, meydan'dan çıkmak için koşacak ve e, çıkacağını bekliyorum. Ben e, banka diyorum bir numaralı muzi için oldukça zor bir yarış aslında. Rakipleri de çok sert. E, yine de ben e, Muzi'nin bir şekilde kazanmasını bekliyorum. E, 350 bin dolarlık Safkan Muzi tek diyorum. Dördüncü koşuyla da ikinci altılı Ganyan başlayacak saat 22.09'da. Seeking the Pearl Stakes 1400 metre kum pistte dişiler koşacak e, bu yarışta 9 kısrak yarışa kayıtlı şu ana kadar e, oldukça rahat geçtik e, İlk ayak alternatif tek sonra ikinci ve üçüncü koşularda tek dedi ama ikinci e, altılı ganyan için oldukça e, zor bir program bana göre e, sürprize müsait e, koşular var ikinci altılı ganyan daha e, zor geliyor bana ve AGF'ye baktığımda ikinci altılgan yan İKA için oldukça farklı at, atlar var bende. Önceliğim e, Super Saver temsilcisi 3 numaralı Amusing Anting olacak ki 5 e, ay aradan sonra koşu görüp kazandı. Bugün içinde kazanmaya yakın James Graham ile benim önceliğim. Sonra 6 numaralı kalipso e, ikinci önereceğim at. 1 numaralı e, Fille de Esprit bu pistte ilk kez koşacak e, olsa da e, yine muhakkak yazın diyeceğim bir safkan son olarak da yarış hayatına e, Şili'de başlayıp Amerika'ya gelen 5 numaralı e, Çıtara yine önereceğim son safkan olacak sıralamam 3-6-1 ve 5 olacak dördüncü koşu için e, burada tabi 9 numara var şu ana kadar e, namalup geçilmedi 325 gündür koşmuyor. O da geçilmezlik unvanını korumaya çalışacaktır. Ama ben bugün şablonuma yazmadım. Yazanlara da hayır demem tabii ki. 5. Koşu 1.700 metre çim piste şartlı koşu 12 at yarışa kayıtlı. Sıra numarasına göre çıkardığım atlar ilki 3 numaralı February Sun. Sıra numarasına göre 4 numaralı Kartona. 6 numaralı Hey Pedri 9 numaralı In Efek 10 numaralı Aşap Tapit'in temsilcisi 11 numaralı Skanno ve son olarak 12 numaralı ansıl benim şanslı gördüğüm yazmanızı önerdiğim safkanlar olacak 3, 4, 6, 9, 10, 11 ve 12 muhtemelen buradan atlar çıkacaktır arkadaşlar onun için kalabalık tutuyorum ve zor bir koşu zaten burası gibi 6. koşuda yine zor 1700 metre Çin pistte dişlere ait Old Nelson Stakes 13 kısrak yarışa kayıtlı favorim bir numaralı Chairmaster olacak 6. koşu için Bodemeister temsilcisi gerçi Bodemeister'ın yavruları pistte daha başarılı olsa da bir numaraya baktığımızda 708 gün aradan sonra koşu gördü ve yarışın bütün yükünü çekmesine rağmen son metrelerde yarım boyla ikincilikte kaldım. Bugün için Trevor McCarthy ile önceliğim bir numara. Sonra 9 numaralı Dekid Vought. O da uzun aralıklarla koşabilen bir safkan. Muhtemelen sıkıntıları var. Ee, iyi gününde olursa 9 numara muhakkak e, söz sahibi olacaktır bu yarışta. Sonra 3 numaralı e, Kitins Joy temsilcisi e, Flown ki son yarışını bu pist ve mesafede kazanmış bir safkan. E, 4 numaralı Ine Herney Bilama temsilcisi. 7 numaralı e, Gladsi. E, bu e, öncelikle önereceğim safkanlar bunlar olacaktır yeterli olabilirdi ama 11 numaralı EMS ve 5 numaralı Tik Bomb ee, yine şanslı olabilecek bir safkan 1-9-3-4-7 önceliğim 11 ve 5'i de yazabilenlere ve 5'te Bayis için yine önereceğim safkanlar olacak. 7. koşuda stakes koşu, Buckland Stakes 1800 metre çim pistte koşulacak önceliğim e, 9 numaralı en sol olacak. Şu anda AGF'de de oldukça e, büyük bir oynanma oranına sahip. E, cent Kazuey temsilcisi daha önce de söylemişimdir. E, yavrularım e, yaşı ilerledikçe daha iyi koşar, e, koşan bir aygır. E, cent Kazuey 9 numara önceliğim. E, ama zor bir yarış. E, 800 numaralı e, militarist, Liam's Mapping kır yavrusu. Sonra çim pistte ilk kez koşacak olan 7 numaralı e, Rootster. E, Quality Root'un temsilcisi. Önceliğim 9, 8 ve 7. E, sonra 5 numaralı King e, Vega. Avrupa orijinli e, Lopedi Vega'nın temsilcisi. E, 4 numaralı Beacon Hills ve 2 numaralı Bakari Bey Yine e, burada sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan. 9, 8, 7 önceliğim. E sonrası içinde de 5 4 2 yine şanslı olabilecek atlar arkadaşlar. 8. koşuda Cheese Pick Stakes 1200 metre kum pistte koşulacak. 3 numarayla 12 numara ekü olarak yarışa katılıyor. Muhtemelen buradan da at çıkacaktır. Burada tek olarak önereceğim bir safkan var. O da Tyler Gaffalone idaresindeki sadece bu at için geldi ee, buradaki kolonist alsa bu at için geldi dört numaralı Nakatomi. Gerçi o da uzun aralıklarla koşuyor. Son yarışını 239 gün aradan sonra koştu. Ondan öncekini 77 gün arası vardı. Eğer bir sıkıntısı yoksa Qatar Rising'in tayı dört numaralı Nakatomi ki buradaki 3 yaşındaki tek safkan baktığımızda bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 4 numara için tabela bahis, sıralı, beşli bahis var burada. Onlar için de önereceğim safkanlar olacak. Yazabilen altılı kuponla da yazabilir tabii ki. 9 e, numaralı Necker Island. Kentaki Kentucky Derby'de koşmuş bir safkan. Gerçi 100 yanında da olsa Kentucky Derby'de koştu. Yaklaşık 2 milyon dolarlık yarış. E, geçen seneydi ya da ondan önceki sene. E, sonra 5 numaralı surveillance 1 numaralı Arturus Hope 13 numaralı koşarsa Just Might ve 10 numaralı Beren ee, ki Frank Pennington ee, o da e, Parex'ten buraya geldi o at için iyi koşması bekleniyor. E, yazılabilir tabi özellikle bahis için. E, ben altılı şablonla 4 numara tek diyorum. Ondan sonra 9 5 1 13 ve 10 bahis için önereceğim safkanlar arkadaşlar. Kolonist dalda son koşu gece 00.29'da koşacak. Maiden dişlere ait 1100 metre çim pisti 12 kısrak yarışa kayıtlı. altı kısrak çıkardım ama 6'lı şablonu için ikisinin yeterli olacağını düşünüyorum. İlki ilk, ilk defa koşacak e, not, not this time'ın temsilcisi bir numaralı time for an angel ve 5 numaralı tiki bar. 6'lı şablonları için yeterli olacaktır. 5 numara bir kere koştu Konti temsilcisi. Çok da iyi bir yarış koştu. Gerçi handikapörler e, yeterli ilgiyi göstermedi. 64 handikap verdi. 4 numara 3. olmasına rağmen daha yüksek 69 handikap aldı ama ben 5 numaranın yarışını daha çok beğendim. 1 ve 5 yeterli olacağını düşünüyorum. E, Bayis için veya yan at yazmak isteyenler için ilk kez koşacak yine 6 numaralı Sambi. 10 numaralı Tapit'in temsilcisi biliyorsunuz. Hastasıyım Tapit'i. E, ee, KX Tap Dancer. 3 numaralı Life Lover. Sonra e, 4 numaralı determine Chester ki 575 bin dolarlık tay. Yine bahis için önereceğim safkanlar olacak. 6'lı kupon için 1 ve 5'in yeterli olacağını düşünüyorum. Ve bitirmiş oluyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.